Ya size göre mesela sahnede ağza alınmayacak bir şey var mı? Bakalım herkese merhaba. Gel Talk Show yapalımın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, kendini alkışlayan ve alkışlatan bir talk show olarak sevgili Dilek Yeğensu bugün bizlerle beraber. Aslında siz onu üşengeç şef olarak biliyorsunuz. Mutlaka Instagram'dan tanıyorsunuz. Facebook'tan tanıyorsunuz, kendi üşengeçşef.com'dan tanıyorsunuz, Radikal'den, artık Radikal yok gerçi. Ama blog hala devam ediyor. Blog devam ediyor. Şeyden, Yazar Kafe, Hürriyet, her yerde. Ve tabii ki sevgili Koray bizlerle beraber, sevgili Sinan bizlerle beraber. Yaşasın! Bravo! Bana daha fazla alkış! Gözlüklü çocuk! Alkışlasana! Aferin! Evet, bu arada... Birinize geveze, birinize üşengeç mi diyeceğiz konuşurken? Ne oldu Koray Bey? Çok komik. Gerçekten komik. Ya bana geveze. Geveze, üşengeç şey gibi oldu. Yedi cüceler gibi oldu. Öyle mi? Bak geveze, üşengeç. Şey, siz ne olacaksınız? Ben neşeliyim. Neşeli. Ben evet. De olayım Koray Bey. Sen de sümsük ol. Var mıydı öyle bir şey? Sinan da sümsük olsun ne olur. Çok güzel geçecek bence program. Ya bir an endişe içindeyim. 7 cüceyiz de 4'ü yok. 3'ü yok pardon. 4 kişiyiz. 3'ü yok. Yani 7 cüceyiz de boy ortalamamız 1.85 falan. Yani. Evet. Ya onu sen kendin için düşün yani. Ben o kadar uzun değilim yani. Sen çıtı pıtı Koray Bey. Sinan kısa, ben kısa. Bilemiyorum yani. Ben de bilemiyorum. Ama siz uzunsunuz evet gerçekten. Evet, benim bir de koltukta biraz kısa kaldı böyle. Evet, daha da dik oturma. Ya hayır yok mümkün değil. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Türkiye'de çok acayip bir şey yaptın. Ve yaptığın şey yayıldı. Bir insan yemek yiyerek ve yemek tarifi yaparak çok ünlü oldu. Yemiş haliniz mi bu sizin? Yemiş halim bu ama vallahi mesleki deformasyon oldu. Yani nasıl? Olmadı desem yalan. Bir göbek yaptık yani. Ya bırak Allah'ını seversen. Aman yani bende de var o. Diyet yaparak bir 6 kilo falan verdim son dönemde. Bütün takipçilerim de takipte, hatta birlikte diyete başladıklarımız oldu şimdi benden. Bu iş nasıl başladı? Hakikaten nasıl aklına geldi? Ya şöyle, ben uzun yıllar zaten mühendis kökenliyim bu arada. Uzun yıllar da... Kurumsal İletişim Müdürlüğü, işte reklam halkla ilişkiler müdürlükleri yaptım büyük firmalarda. Daha sonra da dedim ki bir dakika ya, ben yılın pazarlama kampanyası ödülünü kazanmışım. Dur ve artık kendi markana odaklan. Ve sonrasında etrafımda çok fazla böyle yemek yapmayı bilmeyen arkadaşlarım vardı. Yemek yapmayı biliyor muydun o zamanlar? Ben bazı yemekleri iyi yapıyordum. Eşime sormak lazım gerçi onu ama mesela bizim o şu anda hiçbir şey diyemez. Ne dese yanlış olur yani. Yok. Çok güzel yapıyor. Yok. Bak her şeyi çok güzel yapıyor ya diyor. Ya şöyle, yemek yapmayı seviyordum ben. Annemin kızıyım yani. Bizim evde 7 çeşit değil 6 çeşit yemek varsa biz öteki nerede diye sorarız. Genelde de annem soğusun diye pencerenin kenarına koymuş. O kadar. Unutmuştur. Evet, o kadar. Burada itiraz ediyorum. Ben şunu itiraz ediyorum. Yine ayrım var. Nasıl? Annemin kızıyım. Ben de annemin oğluyum. Ben de çok güzel yemek yapıyorum. Yani burada aslında şöyle demeniz lazım. Tüm insanlar güzel yemek yapabilir. Kesinlikle. Yani şimdi annemin kızı deyince... Hayır. Hani annem çok yemek yapar. Ben de onun sadece gibi... kızlar güzel yemek yapmaz. Hayır, erkekler de güzel yapabilir. Peki bu işe yönelmekteki ana motivasyon yemek yemeyi sevmek mi, yemek yapmayı sevmek yemek mi? Yemek yemeyi sevmek. Bu yüzden üşengeç şef. Tabii ki hayatım yemek yani. Yemek için yaşıyorum. Ciddi misin? Ha, ben de inanır mısınız, yemek için yaşıyorum yani. O zaman buradan çıkışta gidiyoruz. Evet yani tamam. Bence hayır. İnsan kilo alıyorsa... Hep beraber yiyelim, geveze de yesin. O da yesin. Yerken serinden dayak güzel oluyor. En son biz hamama gitmiştik geveze. Orada değil mi Sinan, sen de tolma yemiştik. Hep beraber sen, geveze ben. Seni bayılıyorum insanın yemek yani yerken seyretmeye. Çok güzel gerçekten. Hayretler içinde bana bakıyorsunuz değil mi efendim? Ama. Yani çok içeceğim. Peki yani, ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Hani mesela insan yemeği çok sevebiliyor. Bu arada da ister istemez biraz kilo alınıyor ama çok güzel şeyler yenerek kilo alınıyorsa bu o kadar problem değil sanki. Hani insan ne yiyorsa odur denir ya.
Öyle bir söz var. Yani ne yiyorsa odur mu? Yani nereye bağlayacaksın diye hakikaten harbim vardı ya. Bir dakika yani o zaman sensin o Sinan küstah. Öyle mi efendim? Nasıl? Küstah. Özür dilerim sizin yediğinizi kastetmemiş. Küstahsın. Çok pardon. Özür dilerim, biz kendi aramızda burada tartışacağız, siz devam edebilirsiniz. Ha, yani mesela birisi daha fazla brokoli ise ben daha fazla çikolatayım gibi. Ha. Onun gibi ben demek istemiştim. Koray Bey ama yine galiba şey ama ben öyle şeyler peki, söylemem bana. Peki ya niye üşengeç? Ya şöyle işte dediğim gibi etrafımda çok fazla yemek yapmayı bilmeyen, sevmeyen arkadaşlarım çok var. Aslında beni de bıraksanız ben de onlardan birisi olmaya çok eğimliyim. Çünkü sabahtan akşama kadar çalışınca insan eve gelip de bir de oturup sıfırdan bir mantı açmak istemiyor. Mantı açmak. Atıyorum yani sıfırdan bir yemek yapmak istemiyor. Üşeniyorsun. Diyorsun ki ya dışarıdan ısmarlarız veya işte kolay bir şey yapayım. Sen o zaman onu mu anlatıyorsun? Yani mesela senin bloklarında şey mi var? Mantıcının telefonu, efendim mesela dönercinin telefonu. O da var. İşte ona şaka. Da geleceğim. Yemin ediyorum o da var. Mekanları da anlatıyorum. Ya diyorum ki bak. Burada güzel mantı var. Ama diyelim ki sen başka şehirdesin veya o anda onu kendin yapmak istiyorsun. İşte tarifi de burada. Ciddi ciddi tarifler veriyorsun. Veriyorum. Hem de adım adım fotoğraflarla verdiğim için özellikle beyler benim blogumu çok seviyor. Yalnız yaşayanlar, öğrenciler ve yeni evli kızlar gibi. Mesela şimdi varsa ki yeni evlenmiş ya da yeni evlenmemiş bekar bir erkeğim ve şey akşam yemek yapmak istiyorum. Kolay tarif. Muhteşem tarifler var ya. Atıyorum yeşil mercimek çorbasından nohut tarifine. Tek seferde pilav tutturabiliyorum insanlara. Yani pilav. Pilav tek seferde ki pilav yapan ya. Evde kalmaz biliyorsunuz. O kadar önemlidir pilavı tek seferde tutturmak. Koray Bey. Koray Bey siz pilav yapmayı biliyor musunuz? Ben bunu söyleyecektim. Şimdi ben pilavın en kralını yaparım yani. Koray Bey'in pilavı meşhur. Benim pilavım meşhur. Tarif alalım. Nasıl? Nasıl başlıyoruz? Bir dakika şimdi ben onda değilim. Ben başka bir şeydeyim aslında. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama ben tarifle yemek yapma olayında ben onu söylemek istiyorum Sinan'cığım. Öyle mi? Yani mesela gerçekten geçen gün şimdi tarifle bir şeyler anlatıyorsunuz ya. Bazen çok zor oluyor bazı şeyler. İşte ama fotoğraflarını da koyuyormuş yani. Fotoğraflarla anlattığım için. Tarifle gerçekten zor yoksa. Şimdi mesela anlatır. Adım adım yani biber kullanıyorsa biber yıkamasını bile gösteriyorum ki hani onu bile. Onu bilmeyenler de mi var? Yuh yani. Nasıl dilimlenir, içi nasıl temizlenir, nasıl işte küp haline getirilir. En çok okunan yazılar. Ben size bir şey anlatacağım şimdi. Ben tamam haklısınız burada ama benim başımdan geçen çok şey bir olay var. Bunu anlatmak istiyorum bu yemekle ilgili, tarifle ilgili. Bir seferinde televizyondan dinleyerek irmik helvası yapmaya çalışmıştım. Televizyondan izleyerek değil mi efendim? Ha dinleyerek çünkü anam mutfaktaki projeksiyon makinesi var bizim. Bu aha. Duvara yansıtarak yapılıyor bizim yalıda. Anladım. Ondan sonra ampulü patlamıştı. Ampulü patlamıştı. Ben de dedim ki ses geliyor bari. Ses de yapayım dedim. Tamam. Yeme. Yani o kadar ki farklı bir şey oldu ki yani ne diyorsa yaptım ama. Nasıl? Olmadı mı peki? Hayır, çok acı çekti. Yani neden? Şimdi onu anlatmak istiyorum. Şimdi peki mesela şimdi bize verseniz o tarifi. Hatta belki izleyiciler de hani kağıt kalem alıp belki not alır. Üşenme yaz. Bak yazın. Bu arada üşenmeyin yazın. Yani Koray Bey'den irmik helvası tarifi. Evet, gözlerinizi kapatın. Bakın benim başıma gelen böyle bir şey. Ben çok zedeleniyorum böyle şeylerde. Peki mesela gözümüzde sizi mi canlandırmaya çalışalım? Tamam beni canlandırın. Tamam. Beni canlandırın. Bakın size de tarifi siz veriyorsunuz. Tamam. Ondan sonra şimdi ne diyorsa yaptım. Çok zor yani. Anlatıyorum. Önce dedi ki beyefendi altını hafifçe aç. Tamam mı? Şimdi ben de açtınız. Açtım. Gizli özne var orada yani. Efendim? Gizli özne yok, var. Yok gizli değil. Bayağı açık yani. Ondan açık sonra, açık söylüyor. Açık söylüyor. Hafifçe tamam, aç diyor. Tamam. Ben açtım. Tamam. Ondan sonra pembeleşinceye kadar bekle dedi. Tamam mı? Geveze. Ondan sonra ara sıra da hafifçe böyle bastırıp kıvamını kontrol et diyor. Şimdi ben de hepsini yapıyorum yani. Şimdi kulak memesi kıvamında olması gerekiyor dedi ondan sonra. Şimdi ben de yaptım döndüm baktım rengi pembiş. Ondan sonra kıvamı da mükemmel. Kulak memesi. Tavsiye eder gibi oluyor Koray Bey. Tabii canım. Ay şimdi bir şey diyeceğim de onu söylemeyeyim. Ondan sonra şimdi altını dedi tamamen aç. Tamamen açtı. Aynen tamamen açtı. Sonra dedi tahta kaşığın sapıyla bastıra bastıra karıştır dedi. Evet. Şimdi
Konu burada başlıyor yani. Bence konu burada. Şimdi hayal edin yani. Tamam. Bitti. Halini gören, yani bu adam yemek mi yapıyor? Ne yapıyor? Yani pes yani. Bazen böyle anlattırdığın zaman şey oluyor. Ve ondan sonra böyle tarifle yemek yapmayacağım şimdi. Çünkü bir hafta oturamadım yani. Yani öyle olmuyor yani dediğiniz evet, yani bunu ya fotoğraflı bakmak lazım değil mi? Siz tabii. Siz olun. Siz sadece siz olun. Okuyarak yapmayın. Aynen. Adresi söylüyorum. www.şengeçşef.com. Evet. Tamam, buraya mı gireceğiz? Burada bütün fotoğraflar var. Acısız olsun. Acısız. Yani tamam. Sizin tarifinizin fotoğraflısını ben görmek istemiyorum. Ben de görmek istemiyorum. Peki ben de söylüyorum. Koray neyim? Instagram adresinden fotoğraflı olarak orada görebilirsiniz. Yani orada da görebiliyorsunuz onu. Peki, ben de buradan size şey şimdi yapacağım. Şimdi hepsini yaptım. Yani. Böyle fotoğraflar var. Efendime söyleyeyim, fotoğraflarla anlatıyorsun. Diyorsun ki biberleri böyle dilimle. Efendime söyleyeyim, yanına işte onu koy, bunu koy, şu kadar ısıt. Evet. Gidici bunun garantisini nereden veriyorsun? Yani iyi yemek çıkacağını. Çünkü ben yapmışım zaten ve aynı adımlarla gidiyor. Adım adım anlatıyorum. Mesela atıyorum pilavı yaptığı zaman elektrikli ocaktaysa altını kapatsa bile o ocağın hala sıcak olduğunun detayına kadar veriyorum. O kadar var. Evet. Ya elin yanabilir. Dikkat et. Her şeyi. Hatta böyle atıyorum çorbayı blenderdan geçirdiği bir tarif var. Orada tencerenin kapağıyla kendine böyle kalkan yap diyorum. 300 Spartalı'daki abiler gibi. Ve öyle blender kullan ki üstüne sıçramasına kadar anlatıyorum. Tabii demek ki başınıza gelmiş böyle kazalar. Aynen söylüyorum zaten. Siz de bundan sonra tarif verirseniz çorbanın kaşığının sapına dikkat etmek lazım. Tahtaysa da ona göre şey yapmak lazım. Çünkü... Bu arada malzeme seçimi konusunda tavsiyede bulunuyor musunuz? Mesela hani organik pazar tavsiyeleri... Yapmıyorum genelde çünkü ben de organiğin organik olduğuna çok da inanmıyorum. Öyle mi değil mi? Yani bilemiyorum organik olması için bir toprağın işte şu kadar sene nadasa bırakılması, işte bu kadar sene sadece ağaçta büyüyen sebzeler, bilmem ne kadar sene toprakta büyüyen sebzeler. Ya o öyle bir kuralları olan bir şey ki onu açıkçası ben pek sanmıyorum yani. Yani bir pazara gidip beğenip dolduralım bu mu? İyi tarım var. Evet, iyi tarım diye bir şey var ama organik çok zor yani. Ve organik olunca da böyle her şey yamuk yumuk oluyor. Ben yani ona şeyim yani, ben hesaplı olsun diye muhakkak yani pazarı tercih ediyorum yani. Organik yani, pazarı? Ya yani organik pazar değil, pazarı tercih evet. ediyorum. Yani çünkü taze olsun diyor. Genelde pazardan alışveriş yapıyorum ben. Gerçekten. Yani. Çünkü yani genelde pazarı çok seviyorum. Hatta bir keresinde şey... Sinancığımla gitmiştik. Aman onu söylemeyin Koray Bey, ben bir daha sizle pazara falan gelmem. Ya saçmalıyorsun ya, bir şey, öyle bir şey olur mu ya? Ne var Allah Allah. Ya Koray Bey, orada patlıcan satan adama deneme kabini sordunuz ya. Ya ne olacak canım, aa ne alakası var ya? Ay ne alakası, ay böyle saçma sapan şeyler dayak söylüyorsun yiyorsa ya. Onlar. Öyle şey mi olur ya? Ay ben anlamıyorum ya. Ne yapayım yani, öyle şey mi? Üşengeç Hanım, ama ben bir şey söyleyeceğim size. Şimdi çok haklıyım bu konuda yani. Ya patlıcan sit şey aubergine sit down yapacağım, tamam mı? Şimdi anlamayanlar için söylüyorum. Ondan aubergine sonra sit down. Aynen öyle yapacağım misafirlere. Şimdi 6 tanesi sığması lazım yani. Ha o anlamda. Yani tabii ha, şimdi siz ben tencereye götürüyorsun. Herhalde şimdi ben onu eğer sığdıramazsam rezil olurum yani. Doğru. Sonra ben 6 patlıcanı sığdıramamış derler adamı. Tabii canım yani, öyle şey mi olur yani? Siz hanımefendi denemeden mi alıyorsunuz? Ben denemeden. Direkt. Göz kararı. Göz kararı. Evet. Ay yok, hayatta yapmam öyle bir şey. Ben ilk önce bir yoklarım, tutarım, bakarım taze mi değil mi, sert mi, yumuşak mı, alacağım şey çok önemli benim yani. İzin veriyorlar mı pazarlarda? Ay tabii canım, eskiden vermiyorlardı. Şimdi bir de ben olunca tabii karşılarında belki size izin vermeyebilirler. Aynen öyle. Ama bana veriyorlar yani. Gidiyorum, ha diyorum böyle, tutabilir miyim diyorum, tamam diyorlar. Aslında bizi... Ben senin yüzünden buralara geldik onu. Sinan yüzünden bunların hepsi. Normalde akıllı uslu bir şeyler gidiyorduk biz burada. Ya vallahi hadiseyi bir de ciddiye toparlamaya çalışıyorum. Bence şimdi. De yani ciddi konuşalım. Evet, çok ciddi ben bir program. Ben şimdi ciddi ciddi anlattım. Ciddi organik pazardan yapıyoruz. Gidip bir şeyler alıyorum. Hakikaten ciddi bir yani program. Yani ben de ciddiyim şey geveze. Şimdi bizi seyreden insanlar merak ediyorlar. Bu işten para kazanmak mümkün mü? Blok işinden mi? Evet. Tabii mümkün. Eğer belirli bir süre bu işi çok ciddi bir şekilde yaparsanız
ne bileyim belirli sürelerle yazılarınızı devamlı güncellerseniz. Yani öyle ben bir kere blog açtım, ayda bir tane yazıyorum da olmuyor. Çok ciddi. Haftada kaç yazı koyuyorsun? Ortalama 3 yazı. Haftada 3 tane mutlaka yeni. Evet. Ya aynı zamanda fotoğraflarını çekiyorsun, tarifleri kesinlikle yapıyorsun. Çok ciddi bir prodüksiyon var arkasında, anlatamam size. Ya bayağı iş yani bu. Kesinlikle. Ben uzun yıllar bunun eğitimlerini falan da aldım. SEO eğitimleri aldım. Yani ben bir yazıyı yazdığım zaman o en tepede çıkıyor. Artık öyle. Artık öyle değil. Aslında başlardan beri hep öyleydi. Hmm. Çünkü hep kuralına uygun bir şekilde ve özgün içerikle. Yani bir yerden gelen bir yazı. Cut copy paste yapmıyorsun. Değil. Ben sıfırdan bir hikayeyle hep böyle içten samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki halkımız çok okumayı sevmiyor. Daha çok resimlere bakmayı seviyor ama ben de hikayeyi de başından itibaren böyle alıp bir nefeste okuyabiliyorlar ki yazılarım da kısa değildir yani. Peki şimdi bu işe girdik. Blog yazmaya başladım. Mesela örnek veriyorum, işte ben de bu işe girmeye karar verdim. Bizi şimdi seyreden insanlardan biri de girmeye karar verdi. Evet. Ola ki efendime söyleyeyim mesela ne bileyim gözlük üzerine bir blog yazmaya karar verdi. Hı. Ya da işte su üzerine yazacak ya da gerçi ama en çok tutan bu aralar yemek değil mi? Değil ya, öyle bir şey yok. Moda. Çılgın bir şey. Moda, yani. Moda yemek, yemek gezmek. Anne bebek var mesela, beni çıldırtıyor. Peki mesela bunların, bu konuların herhangi birinde yazmaya başladı. Evet. Haftada 3 tane içerik koyuyor. Evet. Bunun bir sonraki aşamasını ne yapması lazım? Ya bir kere öyle hani ben bugün açtım, bir ay oldu, hadi bakalım falan değil. Yani ben şu an 6. senemdeyim. Ve daha yeni yeni ve ufak ufak. Çünkü ben işin açıkçası maddi tarafında değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Ben bu işten keyif alarak başladım buna. Çok severek yapıyorum yani. O benim çocuğum işte. Hani anne bebek bloggerları var ya, bu da benim çocuğum aslında. Peki hani tamam yapmaya başladın. Az bir zaman da değil. Şimdi mesela ben seni Instagram'da takip ediyorum. Üşengeç Şef'te takip ediyorum. Seni sürekli mesela restoranlarda görüyorum. Evet. Otellerde görüyorum. Evet. O nasıl oluyor? Şöyle ki yazdığım yazılar çok fazla beğenilince ve reklam kokmayınca. Kokmuyor mu? Kokmuyor. Çünkü ben gerçekten beğenmediğin şeyi yazıyor yazmıyorum musun? İşte. Ben beğenmediğim bir şeyi yazmıyorum. Yani böyle gittiğim oteller var. Çok iyi bir otel diye görünüyor dışarıdan. İşte 5 yıldızlı İstanbul'un en güzel yerinde bir otel belki. Ama öyle bir servis alıyorum ki. Kötü. Kötü. Ve diyorum ki ben sizi yazmayayım. Çünkü ben yazınca en tepede çıkıyor. Ve ben objektif yazmalarımla zaten sevildim. Bunu bulacak kötü, hiçbir şey. Kötü bir şey yazmıyor musun hiç? İlk başlarda yazıyordum, ne oldu biliyor musun? Yazın ki ona gitmeyelim değil mi? Evet. Şöyle, ben iyi olanları yazıyorum çünkü kötüyü de yazdığım zaman kötünün de reklamı olur. Beni de ilk başta yazacaksınız. En iyisi. Tatlı değilim ben. Hayır, yazacaksınız. Yazacaksınız. Yazacağım, beraber yemek yapalım. Beraber yemek yapalım, tamam. Ama siz beni en fazla, en üste yazacaksınız. En üste yazacağım bir, sizin fotoğraflarınızı çekeceğim siz anlatırken tarifi. Tarifi olarak. Tahta kaşıkla beraber. Vallahi şey söyleyeyim, dayanamazsınız. Bir aldım, bir aldım. Gerçekten dayanamazsınız. Şimdi düşündüm de dayanamam. Vallahi dayanamazsınız yani. İştahınız açılır. O zaman geliyor elma. Elma dedim, limon attım. Koray bitti ya. Öyle de dinlerim. Bu arada ben bir de yemek yazmıyorum. Yani öyle gibi bir algım var. Neden? Çünkü üşengeç şef. Evet. Deyince herkes mutfak şefi zannediyor. Ben senin bloğuna girdiğimde ağırlıklı olarak yemek gördüm. Ya şimdi yemek yemeyi sevdiğim için. Ya makarna tarifi bile yazdım. Ya var tabii. Orada senin makarna tarifini yaptım. O kadar çok okunuyor ki anlatamam. Ve bazen böyle diyordum ki yani makarna yapmayı da herkes biliyordur falan. Bilmiyormuşum. Rekor kırıyor şu anda makarna tarifi yani. Şaka gibi ya, hakikaten. Şey ya. Bu gerçekten. Ya bu arada yurt dışından falan öğrencilerden mesajlar geliyor. Yazdım yemek tariflerinin falan altında. Diyor ki işte bilmem hangi ülkedeyim. Hem param bitti hem içim kurudu fast food yemekten diyor. Ama şimdi sizden bakarak nohut ve pilav yaptım diyor. Aynı anneminkine benzemiş. Her bir lokmada öperek yiyorum diyor. Ben o çocuğu hayal ediyorum. Oturup ağlıyorum. Siz olsanız. Ama sizin. Yanında götürsün aşçısını. Aa, lava bak. Ay acıyorum vallahi böyle insanlara. Sizin öperek yediğiniz bir şey yok mu? Var. Ay anlatmak olaydı. Ben de böyle öp koklayıp yiyorum. Ayol ne var ki? Ya yok,
da küçük dedikleri şey oluyor. Aha bu. Bunu değiştirelim. Aslında ben ay konuyu hep değiştiriyorlar. Tamam gidiyoruz bir şey anlatacağım. Tamamen lifestyle yazıyorum. Yani hayat üzerine ben ne yapıyorsam onu defileye gidiyorsam bir defileye anlatıyorum. Tiyatroya gidiyorsam tiyatro, sinema ise sinema. Ne bileyim bir konsere gidiyorum. Enrico Macias'a gidiyorum mesela yaşatır gibi anlatıyorum. Çünkü o konseri zaten gitmeyi çok istiyorum. Yani yalandan bir şey yok. Çünkü genelde senin senin benzerin bu işi yapan insan, bu işi derken yani blog yazarları vesaire bir süre sonra bu iş hakikaten garip bir ticarete döküyorlar. Evet. Ben buna çok şahit oldum. Bir şeylerin düzenli reklamını yapıyorlar. Bir şeyleri böyle tanıtıyorlar. Efendim birdenbire görüyorsun işte elinde mesela işte bir Samsung telefon diyor ki işte Samsung telefon çok güzel, harika bir telefon bu. İşte bunu alırsanız işte şöyle böyle fiyatları da harika. Ben karşılaştırdım, tavsiye ederim diyor. Bu da onların inandırıcılığını bitiriyor. Ya işte her şeyi mi harika? Bu arada arada Samsung reklamı yaptım. Birden fark ettiniz mi? Yok yani. Artık yetkilileri takdir eder. 5 kuş para almadık Samsung. Duy bizi. Yemezler. Yok vallahi ya. Camım da kırık zaten. Evet. Mesela, ön camım da kırık. Hani belki değiştirirsiniz diye. Belki. Yani her şey harika olamaz bir ürünün. Eğer öyle bir ürün denemesi yapıyorsam zaten ondan bahsediyorum ve diyorum ki şurası şöyle, burası da böyle. İşte atıyorum evet çok kullanışlı ama işte birazcık tutması zor. İşte resim çekerken zorlanıyorsun, cebine girmiyor. İşte acil bir durumda elinde kalıyor falan gibi. Yani bunları da anlatıyorum. Ama iyi olan taraflarını da anlatıyorum. Ama her şey harika yok yani öyle bir şey. Ya hepsi iyi değil. Değil. Yani iyisinde kötüsünde 3 aşağı 5 yukarı anlatıyorsun. Peki. Şimdi o zaman ben de bir şey söyleyeyim. Ayağa kalkıyorum. Benim de iyi tarafımı, kötü tarafımı lütfen yazın yani. Mesela iyi tarafımı göstereceğim. Hayır. Ama öyle değil. Şimdi bir dakika, iyi tarafımı gösterirken ne olur bağırmayın yani. Hayır. Kötü tarafımı da göstereceğim, onu da yazarsınız. Ne olur, beni yazın, ne olur. Yazacak mısın, söz mü? Beni yaz diyor devamlı şey. Söz mü, yazacak mı Geveze Bey? Bilmiyorum. Vallahi yazsın yani, yazmazsan başka şeyler ama vereceğim şimdi. Ama şimdi ben resimsiz yazamıyorum. Sizi resimsiz. Olur mu canım ama? Hayır, olmaz öyle bir şey. Aslında Koray, senin enteresan videoların var. Bir Mykonos'ta çekilmiş videondan görüntüler aslında. Var ama orada Koray Bey görünüyor muydu? Yok, gözükmüyorum. Hayır, yok, oralarda gözükmüyorum. Gözükmek istemiyorum. Çünkü gerçekçiliği bitiyor işin, anladınız bir mı? Bir öyle, bir de nazar korkusu var. Çok çok, ya değerse. Yani o zaman vallahi ben dayanamam yani. Çünkü korkuyorum, çok korkuyorum gerçekten. Özür dilerim, sözünüzü kesmiştim. Yok estağfurullah. Peki şimdi arada yurt dışına da gidiyorsun. Hı hı. Yurt dışında da tecrübeler ediniyorsun. Yurt dışında da bir şeyler deniyorsun, tavsiye ediyorsun. Evet. Bu bir zaman ve iş. Evet. Bir taraftan yazıyorsun, bir taraftan deneyimliyorsun. Hayatın dolaşarak geçiyor. Kesinlikle ve bütün prodüksiyonuyla da kendim ilgileniyorum. Sağ olsun eşim de en büyük destekçim. Yani işin işte resimlerin edit edilmesinden, videoların edit edilmesine, çekimler bizzat yani... Eşin peki mutlu mu buradan? Çok. Bu durumda. Çok. Üşengeç Şef'in kocası. Onun da Instagram'da bir account'u var. O da ciddi... O da Üşengeç Şef'in kocası diye mi? Yok. Öyle bir şakasını yapıyorduk. Onun Deklanşör diye bir hesabı var. O da ciddi takipçisi var. Arttaki etkileşimler de çok iyi yani. Peki ya, günün sonunda aslında böyle bir takım işi bu. Evet. Ve eşin seni destekliyor bu konuda. Ya o zaten esas ailemizdeki daha sosyal olan kişi o. Bana kalsa ben daha evcimenim. Yani evden çıkmadan günler geçirebilirim ama o çok sever ve dışarıda yemeği seven bir insan. Ya bir de tabii çok zor bir iş. Düşünsene şimdi sen ne bileyim bir otele gidiyorsun. Otelde bir hafta sonu geçiriyorsun. Orada yemekleri deneyimliyorsun. Efendime söyleyeyim... Mesela Almanya'ya, Fransa'ya gidiyorsun. Daha yeni geldik Paris'ten mesela. Mesela ne deneyimlediniz Paris'te? Yani şöyle söyleyeyim, uçakla başladı deneyimimiz. Uçakta snapler atarak başladı ki çok sevindi, çok komik gibi videolar çektik birlikte. Sonra oradan bir transfer aracı ayarlamıştık. Transfer aracının içinde çektik. İşte nasıl konforlu olduğunu. Çünkü bizden bir hafta önce giden arkadaşlarımızı daha birinci dakika metroda bavullarıyla bindikleri anda soymuşlar bayağı. O kadar. Sıfırlamışlar yani bütün ceplerindeki paraları. O yüzden biz çok rahat bir şekilde hop kapımızdan alındık havaalanında. Otelimizin önüne bırakıldık. İşte özel VIP araçla falan. Onun konforunu anlattım. Ne kadar maliyetinin de uygun olduğunu falan anlattım. Bilmeyenler öğrensin diye. Sonra otele girdiğim andan itibaren yine snapler attık. İşte ne kadar
şey lokasyonunun iyi olduğu, işte içinde neler olduğu vesaire. Sabah kahvaltısını anlattım. Bu mesela bu anlattım böyle işin lüks tarafı. Hakikaten. Gibi görünüyor ama aslında ciddi bir prodüksiyon var. Çünkü anı yaşayamıyorum ki. Yani şöyle ya bu mesela bir lüks deneyim. Evet. Mesela aynı zamanda Aksaray'da fasulyeciyi deneyimliyor musun? Aksaray'da fasulyeciyi daha... Bu arada Aksaray'da nefis bir fasulyeci biliyorum arkadaşlar. Buradan çıkışta gider miyiz? Kuru fasulye bu saatte kapalıdır büyük ihtimalle. İki tane ben. Çok baba kuru fasulyeci biliyorum. Bir tanesini Koray Bey de bilir yakinen. Asma Altı Beyazıt'ta Süleymaniye'den yukarı çıkarken rüya gibi bir kuru fasulyecidir. Şöyle bir kazan kuru fasulye öğlen kaynamaya başlar. Akşamüstü saat burada... Hakikaten ağzım sulandı. Akşamüstü saat 3'te hiçbir şey kalmaz. Öperek mi yiyorlar? Vallahi ben onu öperim. Ben onu yani ekmek bandıra bandıra yiyorsunuz. Ve onlar biraz o konuda da porsiyonlarda da cimri davranırlar. Hep ikinci cimri tabak mi? Yenir. Ben de bonkör. Yok ikinci tabak mı ya da bana yetmiyor o tabak. Bence de bana da yetmez. Yanına bir de pilav alırsınız. Tereyağı. Nefis var tereyağında hakikaten. Rüya gibidir. O zaman bugün mü çıkışta yemeğe gidelim yarın sabah orada mı? Hayır hamama gidelim. Boş verin yemeği. Yine yaprak sardı. Hamam ne olur çok yorgunum. Peki. Hep beraber. Kapatmadan bir tane şey istiyorum. Bir tane bekar adama. Arkadaşlar burada bekar arkadaşlara kaldırabilir mi? Herkes bekar. Siz aslında evli değilsiniz ama Koray, bekar da sayılmazsınız. Yani, başınız tane, bağlı ama. 6 tane ahçı evde çalışıyor her gün. Ne yiyeceğiz ne yedireceğiz bu adama diye ya. Peki. Elimi mi kaldıracağım şimdi? Basit bir tarif istiyorum. Mesela 3 tane, mesela bu akşam 3 tane yemek yapacak. Yarın için. Yarın kız arkadaşı gelecek eve cuma akşamı. Var üç, mı kız arkadaşı? 3 kap yemek. Tüh. Öyle hop diye sorunca mesela atıyorum bir tane yemek, bir tane yan yemek, bir tane tatlı yapsın. Mesela ne yapsın? Tatlı olarak çok güzel bir tatlı öğrendim. Aşırı da kolay, inanılmaz böyle. Bir tane böyle kare şekilli çikolatalar olur ya. Evet. Onu alıyorsun, kırıyorsun şöyle bir tane cam fırına girebilecek bir borcam gibi bir şeyin aha dibine. Çikolatayı kırdın. Bir tane marshmallow paketleri satılıyor böyle evet hazır. Onu alıp marshmallowları hafif ortadan ikiye keserek böyle biraz inceltiyorsun. Evet. Kestiğin yerleri alta gelecek şekilde o çikolataların üzerine diziyorsun. Kestiğin yerler aşağı bakacak. Aşağı gelecek peki ki hani oradan erisin. Sonra bunu alıp fırına koyuyorsun. 8 dakikada 180 derecede 200 derecede falan. 8 dakika. Evet bir çıkartıyorsun. O marshmallow'lar erimiş, üstü kızarmış, çikolata erimiş. Bunu ekmeğin üzerine sürüyorsunuz arkada. Ya isteyen, şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum isteyen bisküviyle böyle dalarak yiyor, dip gibi kullanıyor. İsteyen çatalla ama böyle bir şey yok yani. Hem abi çok hakikaten, kolay. Hakikaten bu iş çok severek yapıyor. Şu anda düşündükçe ağzım sulandı ya. Vallahi ağzım. Bir de böyle akar bir de evet, o böyle. Evet uzuyor böyle falan. Muhteşem bir şey. Çok terbiyesizsin. Çok güzel. Ne yemek ne yapacağız peki? Bir tane yemek. Ne bileyim ne yapılır ne istersiniz istiyorsanız. Abi bir tane yemek söyle hemen basit böyle. Efendim? Ciğer. Kız arkadaşı ciğer. Kız arkadaşı da ciğer. Börek yapsaydın hani kalp gibi falan roman. Yürürek. Börek o çok olabilir. Daha güzel oluyor. Börek olabilir. Yarın sabah da yersiniz kahvaltıda. Bak ne derim. Akşam yemeğe börek olur mu? Çok sağlıksız değil mi ama? Bu kadar tatlı yedikten sonra sen ona mı bir daha kaldın? Gösterir misin? Hayır. Ya böreği de çok kolay bir şekilde bir su böreği yapıyorum ama aslında yani tadı su böreği gibi çakma. Ama çakma. Çünkü normal su böreğinde böyle 7 tane falan tabii yumurta var. O pis bir şey yani o yumurtaları yemek falan filan değil. Bunda böyle şey sıvı yağlı, sütlü ve yumurtalı bir karışım hazırlıyorsun şurada. Onu böyle karıştırdın. Burada da bir tane ana yufkayı şöyle tepsiye yayıyorsun büyük, onu hiç delmeden. Ötekileri küçük küçük parçalayıp bu sosa batırıp aynı böyle çamaşır yıkar gibi böyle batırdın. Hafif suyu aktı. Buraya geldin yaydın. Yaydın. Böyle birkaç kat yaydıktan sonra araya peynir, maydanoz. Sonra üstüne tekrar devam et o şey 5 tane yufkayı bitirene kadar. En sonunda da o alttaki delmediğin yufkayı tık 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 zarf gibi kapat. Üstüne şöyle yumurtanın sarısını sür, biraz susam, biraz çöreotu ver fırına 180 derecede. Kaan bir şey söyleyeceğim oğlum sen yemin ediyorum yani şu hali var ya mucize oğlum. Yemin ediyorum mucize bak çok net söylüyorum mucize. Ben Kaan tanımda Kaan çok kiloluydu ya nasıl kilo verdi çok net bilmiyorum. Evde de böyle bu kadının sayesinde vallahi vermiştir ben sana söyleyeyim yani. Susmadı vada. Ay mahvettin yani bir şey anlattırmadın bana yani. Ay sürekli yani. Adamcağızdan şimdi şey anlıyorum ben yani. Arkamdan da kulağıma ne olur beni kurtar ne olur beni kurtar diyor yani. Biliyorum yani. Çok ayıp Koray Bey ya. Çok misafirimiz hatta lütfen. Hatta şöyle söyleyeyim. İnanmıyorum. Çoğu zaman yemek yapmamı istemiyor evde.
Çünkü sen yaptığın zaman çok güzel oluyor diyor. Bir tepsi yiyoruz ya da ne bileyim ama bir tencere yiyoruz. Ama haklı ya, böyle anlatırken bir de bunu da yaptığını hayal edebiliyorum. Bu arada ben de bir tane börek tarifi vereyim bak. Bu benim anneannemin tarifi. Of. Ciddi anneannemin hızlı börek tarifi. Ben üniversitede okurken kendi evimde böyle bir kısa bir zaman geçirmiştim. Orada kız arkadaşıma yapmam için bana verdiği tarif. Ekstra basit bir tarif. Yufkayı alıyorsun, kare kare kesiyorsun. Zeytinyağının içine koyuyorsun. Zeytinyağı yalnız. Zeytinyağının içine böyle sadece daldırıyorsun, çıkarıyorsun. Sonra yufkanın tam ortasından tutup çevirmeye başlıyorsun. Böyle mendil gibi çeviriyorsun. Çevirip çevirip çeviriyorsun. O böyle bir garip bir şekilde dönüyor. En son tepesini aşağı doğru bastırıyorsun. Böyle bir gül gibi bir şey oluyor. Üzerine kaşar peyniri rendeliyorsun. Yufkalayalım lütfen. Çok özür dilerim. Çok açız. Üzerine bir kaşık süt döküyorsun. Bir kaşık süt. Evet. Biraz daha kaşar peyniri rendeliyorsun. Fırına veriyorsun. Ve anneanneme dua ediyorsun. Oh. Acayip bir şey. Çok da hafif, çok lezzetli. Kız da zannediyor ki daha kim bilir ne tarifler biliyor bu bana iyi bakar. Yok bir tek o. Onun yanında da genelde şey vardı bizde. Yani o börek gelirdi. Onun yanında beyaz peynirdi. Efendime söyleyeyim zeytindi. Ne onları da böyle çok güzel dizerdim. Oh. Elimden hiç gelmezdi o zamanlar. Sonra Çin yemekleri falan öğrendim. Bu Çin yemeği öğrenme sebebim de başka hiç kimse Çin yemeği bilmiyordu. Ne yapsam Çin yemeği diye gidiyordu. Soya sosunu basıyordum şeyin içine. Nasıl böyle tatlı ekşi soslu tavuklar, şazuan chicken falan filan. Öyle ciddi Çin yemeği mi yoksa? Küfür etmedin değil mi az önce? Yok. Yani o kadar değil ya. Benimki bildiğin işte şey ne derler, noodle makarnayı haşla. Oh. Üzerine şey koy ne derler. Soya sosuyla biraz da böyle sebzeleri, işte. Sebzeleri, sotele, matele. Onlar da mı yok? Yok, soya sosu. Tamam, başka. İşte o kadar. Bu benim yemek tariflerim gibi. Evet, çok suyu basit. Haşla, bu kadar. Ondan sonra içine ne atarsan o oluyor. Noodle atarsan noodle, makarna atarsan makarna. Büyü gibi bir şey. Ay dur öpeceğim seni ya. Hayır, Koray Bey yeter ya. Deminden beri kendimi nasıl tutuyorum biliyor musun? Demir gel talk show yapalımın daha sonuna geldik. Kazasız belasız herkes yerinde. Konuğumuz kaçmadı. Konuğumuzun kocası hiç kim hiçbirimizi bıçaklamadı. Hayır lütfen bir daha gelmezler. Öpeceğim. Hayır. Öpeceğim. Evet, bizden bu akşamlık bu kadar.